Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Skyscanner uygulamasına bakacağız. Videoya başlamadan önce belirteyim, videonun sonunda belirteceğimiz şartları yerine getiren arkadaşlara 2 adet iPhone 6s ve 25 kişiye de Xiaomi marka kulaklık hediye ediyoruz. Şimdi uygulamanın temel mantığını anlatarak incelememize devam edelim. Bir yandan da uygulamamızı açalım. Skyscanner aslında adı üzerinde hava tarayıcısı. Türkçe'ye belki de böyle çevirebiliriz. Sizin için en uygun uçak biletlerini tarıyor ve karşınıza getiriyor. Yani en özet tabiriyle seyahat arama motoru diyebiliriz. Paradan ve zamandan aşırı derecede tasarruf etmenizi sağlıyor. Aslında Skyscanner deyince sadece uçak gelmesin arkadaşlar. Aklınıza dilerseniz en uygun araba kiralama işini ve en uygun otel bulma işini de halledebiliyorsunuz buradan. Ama bizim şu an önceliğimiz uçakla ilgili. Açtığınız zaman konuma erişime izin ver diyoruz ki bizim yerimizi bulsun ve daha uygun uçak biletlerini karşımıza çıkarsın. Bildirim göndermesini istiyorsak evet bildirim gönder diyoruz ki bu işimize yarayacak bir özellik. Şimdi arkadaşlar uygulamaya kayıt olmamız lazım ki uygulamanın bütün işlevlerinden tam olarak faydalanabilelim. Dilersek Facebook'ta oturum açıyoruz ancak ben size mail ile oturum açmanızı tavsiye ediyorum. Zira şöyle bir özellik var, kaydola basıyoruz. Alt tarafta yeşil bir açma kapama butonu var gördüğünüz üzere. Bu e-bülten anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer çok seyahat ediyorsanız ve seyahat etmeyi seviyorsanız ve ne zaman edeceğiniz belliyse, mesela karşınıza güzel bir fırsat çıktığı zaman seyahat ederim kafasındaysanız bu e-bülten acayip işinize yarayacaktır. Skyscanner'a kaydolarak ve e-bülteni kabul ederek sizler için karşınıza çıkan ilham verici seyahat önerilerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yani size gelecek olan bu detaylar bir sonraki seyahatinizi planlamak için size çok fazla yardımcı olacaktır. Hani oradan gelen mailler şu şekilde, mesela diyor ki buradan Almanya'ya veya X bir yere neredeyse bedavaya yakın bir uçak bileti var. Hani bunu kaçırma diyor ve 5 gün sonra diyor. Siz de böyle arkadaşlarınızla toplanıp oraya gezmeye gidebilirsiniz. Bu tarz şeylerden haberdar olmak için butikin açık olması lazım. Şimdi biz e-postamızı ve parolamızı girerek kaydolacağız. Bu kısımları tabii ki de hızlıca geçiyoruz. Şimdi uygulamaya giriş yaptık. Ana ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Bizim kalkış noktamız zaten biz konuma izin verdiğimiz için direkt olarak buluyor. Nereye gitmek isterdiniz diyor. Mesela biz nereye gidelim? Ukrayna'ya gidelim. Şuradan hemen Ukrayna'yı bulalım. Herhangi bir yerine uçak bileti. Ha, Kharkov. Kharkov diye bir yer var. Efe, iyi mi Kharkov? Canlı. Tamam, Kharkov'a uçak bileti. Şimdi tarihler herhangi bir tarih. Mesela ne zaman gitmek istiyoruz? Haziran 2016'da gideceğiz. Buradan uçak biletlerine bakabiliyoruz arkadaşlar. 353 liraya buldu. Gidiş dönüş. Dilersek üst taraftan tek yöne de gelebiliyoruz. Tek yönde 260 lira. Şimdi Kharkov'u seçtik arkadaşlar. Gidiş dönüş. Alt tarafta kalkış tarihimiz 17 Mart. Dönüş tarihimiz 20 Mart. Kaç paraydı şurada yazıyor. Mart'ta 349 liraya bilet bulabiliyoruz. Ancak bu bize pahalı geldi. Şöyle biraz kaydırıp daha uygun bilet fiyatlarına bakabiliyoruz. Ancak şu an için görünürde sizin de görebildiğiniz gibi en uygun fiyat Kharkov'a gitmek için 350 lirayla Mart ayında. O yüzden biz seyahat planımızı Mart ayına göre yapmalıyız. Ağustos'ta gideceksek mesela fiyat coşuyor. 516 TL yapıyor. Bu da işte şurada arama kısmında aşağıya doğru kaydırdığınız zaman önemli özelliklerden birisi. Şimdi benim gidiş dönüş tarihlerim belli oldu. 17 Mart ile 20 Mart arasında gideceğim ve geriye döneceğim. Aramaya basıyorum. Bir kişi gidiyorum tek başıma. Şimdi karşıma fiyatlar geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üstteki şu an en uygunu. Ha, bu sıralama ölçtüğünden tepede gördüğünüz, oradan değiştirebilirsiniz. Siz zengin bir adamsanız en pahalısını seçip de gidebilirsiniz. Business class'larda takılabilirsiniz. Ancak biz en uygununu aradığımız için şu an için en yukarıdaki bizim için iyidir. Bahsetmek istediğim bir önemli özellik daha var Skyscanner üzerinde. Sol alt tarafta bir adet fiyat alarmı düğmesi görüyoruz, bu çan şeklinde olan. Buna tıkladığımız zaman mesela bilet fiyatı düştü, bilet fiyatı değişti. Zaten burada Türkçe olarak açıklamışlar, fiyat değişikliklerinden haberdar olmak ister misiniz? Buradaki fiyat alarmını oluşturmanız çok önemli. Bence hani eğer seyahat etmeyi planlıyorsanız oluşturun. Çünkü bilet fiyatı düşebilir, artabilir ve siz bundan anlık olarak haberdar olmuş oluyorsunuz. Oluştur diyelim hemen. Gördüğünüz gibi çanın tipi değişti sol alttaki. Yani fiyat alarmımızı oluşturmuş olduk. Şimdi ben Ukrayna'ya gitmeyeceğim diyorsunuz. Ben gezgin adamım. Kafama göre neresi çıkarsa karşıma oraya gideceğim derseniz arkadaşlar, ilk arama ekranımıza geriye dönüyoruz. Buradan Ukrayna'yı kaldıralım. Her yere diye bir seçenek var. En tepede gördüğünüz gibi İzmir çıkışlı düşük fiyatlı uçuşları tarayın diyor. Dilerseniz siz tabii ki de çıkış noktanızı değiştirebilirsiniz. Nerede oturduğunuza bağlı olarak her yerden bakalım. Şimdi burada karşımıza uygun fiyat uçak biletlerini sıraladı direkt. Mesela Yunanistan'a gitmek istiyorsanız aktarmasız olarak 256 lira gidiş dönüş bileti var. Benim kafamda hiç Yunanistan'a gitmek gibi bir fikir yoktu ancak 256 lira bana uygun geldi. Ve Yunanistan'ı da daha önce hiç görmemiştim. Eğer görmek istiyorsam buradan tak diye hemen biletimi alıp oraya da gidebilirim. Bunun da olayı bu arkadaşlar. Şimdi Skyscanner'ın en önemli detaylarını anlattığıma göre sizin en merak ettiğinizi tahmin ettiğim yerlerden birine gelelim.
kampanyaya katılım koşulları. İlk başta biraz karışık gelebilir ancak böyle dikkatli, yavaş yavaş, güzelce dinlerseniz çok rahat katılabilirsiniz. Kampanyaya öncelikle yapmanız gereken şey şu: ekranda bulunan bağlantıya tıklayarak Skyscanner uygulamasını indirmeniz lazım arkadaşlar. Eğer ekrandaki bağlantıları göremiyorsanız açıklama kısmında bu bağlantılar mevcut. Daha sonra Skyscanner'ın yapmış olduğu seyahat trendleri raporuna göre ülkemizdeki seyahat severlerin en çok gittiği 7 ülkeden birini uygulama içinde arama yapmanız lazım. Bu 7 ülkeyi de arkadaşlar ekrandaki bağlantıdan görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunlardan bir tanesinde arama yapacağım. Hemen hop yanlış girdik. Şuradan Ukrayna'yı bulalım. Yine Kharkov'a gidelim. Aramamızı yapalım. Burada yapmanız gereken olay şu arkadaşlar. Bu ekranın bir adet ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Biz hemen hızlıca alalım şöyle telefonumuzda. Evet, ekran görüntümüzü aldık arkadaşlar. Bu ekran görüntümüzü paylaşıyoruz. Peki nerede paylaşıyoruz? Twitter'ımızda paylaşmamız lazım. Hemen şuradan Twitter'a bağlanayım. Nasıl paylaşacağımızı da görelim. Mobil hayat hashtagini kullanmanız lazım arkadaşlar. Şimdi hashtag mobil hayat etiketimizi hemen koyuyoruz, yazıyoruz. Mobil hayat. Mobil hayat hashtagini koyduk ve yayınla diyoruz arkadaşlar. Ve bunu Twitter'ımıza bizim şimdi otomatik olarak gönderdi. Evet, gördüğünüz gibi Twitter'ımızda da böylece paylaşmış olduk arkadaşlar. Bunun yanında Skyscanner'ın Twitter adresini takip ediyorsunuz. Şimdi bir de çok az bir işlem kaldı, sabredin. Hatta son aşamaya geldiğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Son aşamada yapmanız gereken şey, ekranda bir adet link var arkadaşlar. Bu linke tıklayarak bir forma ulaşıyorsunuz. Zaten formlara hepiniz artık alışıksınız, ne olduğunu, nasıl doldurulduğunu biliyorsunuz. Ayrıca ekranda göremiyorsunuz da aşağıda açıklama kısmında bu form bulunuyor. Şimdi bu formda isim, soy isim, mail adresi, işte telefon numarası gibi zaten sizin alışık olduğunuz bilgiler var. Ancak bunda farklı bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunda size bir adet soru soracağız bu formun içinde. Görebileceksiniz bu soruyu. Sorumuz şu: teknoloji sizce seyahati en çok nasıl kolaylaştırdı? Bu soruya gelecek en yaratıcı cevaplar içinden iki kişiye iPhone 6s'i veriyoruz arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Yani iPhone 6s kazanma şansınız tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı. Burada da bir jüri giriyor devreye arkadaşlar. İki kişi Webtekno ekibine olacak. İki kişi Skyscanner ekibinden olacak. İki kişi de seyahat bloggerı iki arkadaşımız olacak jüri içinde. Toplam 6 tane jüri üyesi var. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar, bu kısım çok önemli. Bu soruya verdiğiniz yaratıcı cevap sizin iPhone 6s kazanma veya kazanamama şansınızı belirlemiş olacak. Ayrıca yine bu çekilişe katılan arkadaşlar arasında random.org üzerinden bir çekiliş yapacağız. 25 kişiye de Xiaomi kulaklık hediye edeceğiz. Şimdi sizlere kampanyanın son katılım tarihinden de bahsedeyim arkadaşlar. Videonun yayınlandığı tarih yani 2 Mart 2016'da başlıyor. Son katılım tarihi de 16 Mart 2016 saat 23.59. Katılım sona erer arkadaşlar. Bundan sonra yapacağınız katılımlar maalesef geçersiz sayılır. Şunu da belirtelim hızlıca: kampanya bitiminden hemen sonra gelen günlerde açıklanacak kazananlar. İçinizde rahat olsun diyelim, bizi takipte kalın. Ve bütün şartlardan da bahsettiğimize göre artık videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelmiş olabiliriz. Arkadaşlar, kafanıza takılan soruları mutlaka yorum olarak atın. Ayrıca katılmanızı sağlayacak bütün linkler de aşağıda açıklama kısmında bulunuyor. Eğer işte videonun üstünde göremediyseniz oradan çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz diyorum. Videomuzun sonuna gelmiş olduk böylece. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.